Kendimizin öncelikle muzlu kısmını hazırlayacağız. 3 adet muz kullanacağız. Muzlarım küçük olduğu için ben 3 adet kullandım ama eğer muzunuz büyükse 2 adet de kullanabilirsiniz. Şöyle muzları halka halka doğrayarak geniş bir kasenin içerisine alıyorum. Üzerine 200 ml'lik su bardağıyla yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da süt ekleyeceğim. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderla ezelim. Evet, muzlu sıvı karışımımız hazır. Kenara alıyorum. Şimdi de kekinin yapımına geçiyorum. Geniş bir karıştırma kabının içerisine 4 adet oda ısısındaki yumurtayı alalım. Benim yumurtalarım küçüktü biraz, o nedenle 4 adet kullandım ama büyük boy, yani large boy yumurta kullanacaksanız eğer 3 adet de yeterli olacaktır. Üzerine 125 ml'lik çay bardağıyla 1 çay bardağı şeker ekliyorum. Ben hamuruna muz kullandığım için şeker miktarını azalttım. Eğer muz kullanmadan hazırlamak isterseniz şekerini 1 su bardağı kullanabilirsiniz. Şeker ve yumurtayı rengi değişip krema kıvamına gelinceye kadar çırpacağım. Kekimizin güzel kabarması ve sünger gibi olması için şeker ve yumurtayı mutlaka iyice çırpmamız gerekiyor. Köpük köpük oluncaya kadar iyice çırptım. Bu aşamadan sonra yumurtayı söndürmemek için mikser kullanmayacağız. Çırpıcıyla hazırlayacağız. Biraz önceki hazırlamış olduğumuz sıvı karışımı yumurta ve şekerin üzerine boşaltıyorum. Birbirine karışması için şöyle aynı yönde hareket ettirerek çırpıyorum. Şimdi katı malzemelerimizi ekleyelim. Katı malzemeleri eleyerek ekleyeceğiz. 200 ml'lik su bardağıyla 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 50 gram 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 2 paket de kabartma tozu kullanacağız. Kekimizin süngerimsi bir yapıya sahip olması için kabartma tozunu 2 paket kullanıyoruz. Un miktarı yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebiliyor. Kıvamına bakacağız. Eğer ihtiyaç olursa yine biraz daha un ilavesi yapacağız. Kek karışımımız hazır. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Normal kek hamurlarına göre biraz daha sıvı bir kıvamda. Bu şekilde olmasının nedeni de ıslak kekimizin daha süngerimsi bir yapıya sahip olmasını istediğimiz için kıvamını şöyle tekrardan gösteriyorum. Toplamda 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Ama dediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. Tarifimiz için büyük boy dikdörtgen borcam kullanacağız. Hazırladığımız karışımı şöyle sıvı yağ ile yağladığımız borcama döküyoruz. Kekimiz fırına girmeye hazır. Fırınımı 170 dereceye ayarladım. Isındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kürdan temiz çıkıncaya kadar pişireceğiz. İlk 20 dakikada fırınımızın kapağını açmayalım. Kek ve sosunu sıcak buluşturacağız. O nedenle hemen sosumuzu da hazırlayalım. 200 ml'lik su bardağıyla 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı süt, 50 gram yine 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Eğer kakao tadını yoğun sevmiyorsanız biraz daha azaltabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Çikolata sosumu ocağa aldım. Kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Sosumuz pişti, kıvam aldı. Şimdi ocaktan alıyorum. Kekimiz pişti. Pişmesi için 30 dakika yeterli geldi. Şimdi ilk sıcaklığının geçmesi için 2-3 dakika kadar bekleteceğim.
Daha sonra sıcak sos ve sıcak keki buluşturacağım. Şimdi sıcak keki dilimliyorum. Ben bu keki hediye olarak götüreceğim. O nedenle biraz küçük dilimler oluşturuyorum. Ama daha büyük dilimler oluşturmanızı tavsiye ederim. Eğer çok kalabalık değilseniz. Sosu içine güzelce çekmesi için şöyle birer tane çatal batırıyorum. Ben toplamda 28 dilim oluşturdum. Ancak dediğim gibi daha büyük dilimleyerek 15 dilim de oluşturabilirsiniz. Şimdi sıcak sosu sıcak kekin üzerine şöyle güzelce döküyorum. Her yerine gelecek şekilde. Hemen sosunu çekmeye başladı bile. Tepsi sıcak olduğu için dokunamıyorum. Sosun tamamını çektikten sonra hemen kıvamına da bakacağız. Sıcakken sufle, soğukken de brownie lezzetinde oluyor. Ben soğumasını bekleyeceğim çünkü çikolatalarla süsleme yapacağım. Eğer sıcakken süslemesini yaparsam üzerine koyduğum çikolatalar eriyecektir. Şimdi kekimi soğumaya bırakıyorum. Evet, şimdi kekimizin üzerini süsleyeceğiz. Ben üzerini bukle çikolatalarla süslüyorum. Sizler de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi şöyle kenardan bir dilim çıkararak lezzetine ve kıvamına bakalım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakın her yeri ıslak. Harika bir kek oluyor. Şöyle kıvamı da muhteşem. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Bakın altına bile gayet güzel bir biçimde sosu geçiyor. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.